Kral Pandu ve Kraliçe Madri maalesef ormanda ölmüşler efendim. Bu mümkün değil. Hayır efendim, maalesef hayır. Maalesef şu anda hayatta kalanların arasında sadece siz güvendesiniz. Sıradan biri değilsiniz. Kraliçe Madri maalesef hayatını feda etti efendim. Kraliçe Kunti ve Pandav ormanda tek başlarına. Kraliçe Kunti ve çocuğunun hayatı sefaletle dolacak. Hastinapur'un veliaht prensi ormanda tek başına kalmayacak. Onları Hastinapur'a getirmek için her şeyi ayarla hemen. Sean. Sen iyisin öyle değil mi? Pasta yemiş kadar kendimi iyi hissetmiyorum tabii. Tam 10 kere kırbaçlandım. Bu durumda nasıl iyi olabilirim? Karın abi, merhem mi sürüyorsun yoksa cildimi mi soyuyorsun? Gördün mü? Ben de kardeşime özür dileme fırsatı verdim. Artık endişelenmene gerek yok Karın abi. Sean, sen bu acıları benim yüzümden çektin. Ben buna alışkınım Karın abi. Çocukluğumdan beri hep senin yüzünden ezildim. Ama bunun bir önemi yok. Bütün ezikliğimin mükafatını bir kere de aldım işte. Öyle bir mükafat nerede şu an? Dünyanın herhangi bir yerinde. Alt kasttan insanların kırbaçlanmak zorunda olmadığı bir yeri ancak sen oluşturabilirsin abi. Ve orada benim için çok büyük bir saray yap, olur mu? Sana söz veriyorum Sean. Bu isteğini mutlaka yerine getireceğim kardeşim. Senden akıttıkları her damla kanın intikamını tek tek alacağım. Göreceksin. Kimden intikam alacaksın Karn? Hepsinden alacağım. İntikam almaya önce kraldan başlayacağım anne. Festival günü kutlamada bu yaptığının hesabını ona soracağım. Bu dünyadaki hiçbir güç bunu yapmama engel olamayacak. Hepsi hesap verecek. Oh.
Yaşasın Prens Duryodhan! Yaşasın Prens Duryodhan! Yaşasın Prens Duryodhan! Yaşasın Prens Duryodhan! Ama abi nasıl olur da tahta oturabiliyorsun? Müstakbel kral tahtında oturuyor. Prens Duryodhan çok yaşa! Prens Duryodhan çok yaşa! Prens Duryodhan çok yaşa! Duryodhan! Eğer Bhishma ve Vidur senin tahta izinsizce oturduğunu öğrenirse cezası çetin olur. Çünkü taht üstünde hiçbir hakkınız yok. Hayır. Evet doğru, bugün hiçbir hakkım yok. Ama yarın bu taht kesinlikle benim elime geçecek. Hayalperestlerin yaptığı en güzel şey hayal kurmaktır. Ama gerçekler farklıdır. Seni anlamıyorum. Demek istediğim kral olmak senin bir hayalin değil mi? Ama gerçek şu ki Bhishma ve Vidur Pandu'nun oğlu Yudhishthir'i kral ilan edecek. Evet. Bhishma hayatta olduğu müddetçe sen hiçbir zaman Hastinapur tahtına oturamazsın, aklından çıkarma. Ancak krala uzun bir ömür dileyerek dua etmiştik. Bu yüzden ölmesi mümkün değil. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? Sen var ya çok harikasın. Ancak Pandavalar böyle bir nimetle kutsanmadılar değil mi? Oğlum. Hey Adireta, al bu merhemi. Hemen Shon'un yaralarına sür. Bay Adirat, majestelerinin size bir mesajı var. Senden bir an önce Vidur'u ormana götürmeni istiyorlar. Ormana mı? Maalesef Kral Pandu'nun öldüğü haberini aldık. Bir an önce Pandavları ve Kraliçe Kunti'yi Hastinapur'a geri getirmen emredildi. Kraliçe Kunti Hastinapur'a geri mi dönüyor? Eğer Kraliçe Kunti olur da bu çocuğu görürse onu kabul edecek. Kralın ve prensesin itibarı zarar görecek. Bu yüzden bu çocuğun prensesten uzak durması ve hemen saklanması gerekiyor. Bu yüzden onu koruma sorumluluğunu sana veriyorum. Biliyorum Tanrı Prenses Kunti'nin oğlunu koruyacaktır. O yüzden içim rahat. Bu çocuğun zırha ve küpelere sahip olmasının nedeni bu. Lütfen beni affet Yüce Tanrım. Senin karna verdiğin zırh artık onun hayattaki en büyük düşmanı oldu. Shon,
Sean. En azından oturmaya çalış. Hayır Karn abi. Sanırım en az bir sene oturamam. Sean, canın çok mu yanıyor? Sorun acıması değil anne. Oturmaya çalışırsam o zaman çektiğim acının değeri kalmaz. Sean, bir sene boyunca nasıl yatacaksın peki? Festival yaklaşıyor. Sadece bir ayımız kaldı. Beni seyretmeye gelmeyecek misin? Eğer oğlunun isyankarlığını kontrol edemezsen Adirat, oğlunu kurban etmek zorunda kalırsın. Festival gününde maalesef bir şey yapamayacaksın. Ama sen de biliyorsun, benimle ilgili kararı kralım kendi vermişti baba. Asıl amacının ne olduğunu da o gün çok iyi biliyorum. Bunu tahmin etmek zor olmadı. Ben hayatım boyunca araba sürücüsü olmak istemiyorum. Peki senin amacın ne? Asla okçu olamazsın. Hayatın boyunca isyan mı edeceksin? Annen hep böyle korku içinde mi yaşayacak? Baban hayatı boyunca senin yüzünden özür mü dileyecek? Kardeşin hayatı boyunca böyle cezalara mı katlanacak? Hayattaki amacın bu mu? Korkan insanlar özür diler. Cezalandıransa geleneklerdir. Ne pahasına olursa olsun bütün bunları hayatımızdan çıkaracağım. O zaman bu planlarınla birlikte Hastinapur'dan bir an önce gitmen gerekir Karl. Senin burada bu şekilde yaşamaya hiç hakkın yok. Arya, sen neler söylüyorsun? Ben gerçeği söylüyorum Rada. Tanrı da onun yaptığı hiçbir şeye rıza göstermiyor. Yaptığı şeylerle sadece Tanrı'ya isyan ediyor. Ve eminim Tanrı artık ona tahammül edemiyordur. Bizler sadece sıradan insanlarız. Bunu idrak etmesi lazım. Bunu anlamalı. Onun üstümüzdeki yükünü daha ne kadar taşıyacağız? Abimin eli kesildi ve daha sonra oğlum. Hayır Karn. Bak bundan böyle bu toplumda sana yer yok. Amcanla birlikte bundan böyle ormanda yaşayacaksın. Hayır. Hayır Arya. Hayır, bunu yapamazsın. Oğlumu bu şekilde sürgüne gönderemezsin Arya. Sana söz veriyorum. Karn böyle bir şeye kalkışmayacak. Ne yayını eline alacak, ne de Şatriyalılarla savaşacak. Sana söz, söz veriyorum. Karn, senden babana söz vermeni istiyorum. Karn, babana söz vermeni söyledim. Hadi söz ver ona. Hayır Rada, hayır. Ona kesinlikle güvenmiyorum. Ateş odunla beslenmeyeceğine hiçbir zaman söz veremez. Karn'ın özel güçleri bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu yüzden Karn'ın hayatını ormanda geçirmesi hepimiz için iyi olur Rada. Hayır. Kraliçe Kunti ve oğullarını geri getireceğim. Son sözüm budur. Ben geri dönene kadar mutlaka Hastinapur'dan gitmiş olmalısın.
Gandar Kralı Sakuni. Amca, çok iyi bir savaşçıdan yardım istemek için buraya geleceğimizi söylemiştin. Ne tehlikeli ne de bir savaşçı gibi görünüyor. Eğer bir savaşçı çok güçlü görünmüyorsa, bu onun tehlikeli bir savaşçı olmadığını ispatlamaz. Bu adam Agnifer. Benimle dalga mı geçiyorsun amca? Hadi Agnipar, ya amcama hemen gerçeği anlat ya da burada benimle dövüş. Prens Duryodhan, sadece insanlar egolarını tatmin etmek için savaşır. Benim gibilerse sadece değerli olduğu için savaşır, değerli olduğu için. Bana istediğim fiyatı ödeyebilecek misin? Oh! Elbette! Elbette Agnipar, elbette! Gandar'dan her gün içi yiyecek dolu bir araba sen ve kardeşin için gönderilecek ve ayrıca bütün ihtiyaçlarınız karşılanacak. Lakin Pandu'nun oğullarının ölümü o kadar kolay olmayacak. Sakın unutma Agnipar. Agnipar için insan öldürmek dünyadaki en kolay iştir. Yok olacaklar. Pandu'nun oğulları olması önemli değil. Ama Pandavalar sıradan insanlar değil. Casusun bir süre önce meydana gelen tuhaf bir hadiseden bahsetti bana. Beş çocuk arasında en güçlüsü Bim'miş. Gözleriyle kocaman bir taşı parçalayabilirmiş o. Aralarında en iyi kılıç kullanan da Nakul'muş. Kılıcı kimsenin kullanmadığı kadar hızlı kullanıyormuş. Sadev'in baltasına gelince kimse baltasını kullandığının farkına bile varmazmış. En büyük oğul Yudhishthir'in mızrağı hiçbir hedefi kaçırmıyormuş. En tehlikelileri de Kunti'nin oğlu Arjun'muş. Müzik.
Vişaranya'ya yakın bir köyde yılanlar insanlara saldırdığında bu beş kardeş onların imdadına yetişmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.